Tabii bilindiği üzere şimdi tecit Türkiye'nin temel sorunlarından biri olarak 100. yılında halen devam etmektedir. Cezaevleri sorunu temelinde ayrı olmayan bir sorun. Ve 1999 yılından beri tutuklu olan Sayın Abdullah Öcalan'ın 2010'lu yıllardan beri süresiz bir tecride maruz kalındığı Türkiye toplumu tarafından bilinen bir gerçekliktir. Tecride niçin insanlık suçu olduğunu daha önce birçok demeçlerimizde bunu dile getirdik. Yaşam hakkı, kişi hürriyeti ve kişi hürriyetinden yoksun bırakılmış olsa bile temel ihtiyaçlarına, yani sağlık hakkına, aile ile iletişimine, avukatlarıyla iletişimine, gündelik yaşamdan kopmaması için dergi, gazete gibi dünyada nelerin olabileceğine ulaşabilme haklarından mahrum bırakılmayacağı bir gerçeklikti. Ancak gelinen noktada bunların hiçbirinin yaptırılmadan salt bir mekanda, odada, sınırlı bir mekanda ve sınırsız olarak tutulması bir tecrittir ve bu bir insan hakkı ihlalidir. Bu uğurda yapılmış olan birçok mücadele olduğu ve bu noktada birçok çağrı olduğu hem genel merkezimiz hem diğer bağımsız kuruluşları tarafından ulusal ve uluslararası birçok çağrıda bulunulmuştur bu sorunun çözümü için. Zira hem bu ulusal mevzuatı ihlal etmektedir hem de uluslararası mevzuatı ihlal etmektedir. Gelinen noktada maalesef bu noktada ne hükümet ne de uluslararası güçler yeterli bir düzeyde zaten hükümet noktasında neredeyse hiçbir şekilde bir adım atmamıştır ve bu tecrit derinleştirilerek devam etmiştir. Bu tecritin bu şekilde devam ettirilmesi sadece Abdullah Öcalan ve diğer mahkumlar üzerinde değil, diğer bütün cezaevlerine yansıyan bir yaygınlaştırılmış tecrit de dönmektedir. Hal böyle olunca bunun sonlandırılması belki de imkansız gibi görülmekteydi. Tabii 2023 seçimlerine geldiğimizde hem bunun hem diğer sorunların, çünkü bu sorunun temelinde de yine Kürt sorunu yatmaktadır. Ve Kürtlerin temel hak ve hürriyetlerine ulaşamamalarından dolayı gerçekleşen bir sorunun sonucu olarak doğmaktaydı. Aynı sonuç çok karmaşık bir şekilde aynı zamanda bir neden haline de geliyor. Yani bir tecrit hem aynı zamanda sonuç olurken aynı zamanda bir neden haline de gelebiliyor ve hal böyle olunca bunun çözülebilme umudu geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerde ve seçim sürecinde doğdu. Kürt sorunun çözülebilme ihtimalinin demokratik yolla çözülebilmenin, Türkiye'nin demokratikleşmesinin sağlanabilme yolları, ekonomik krizin çözümlenmesi, cezaevlerinde yaşanan sorunların çözülmesi, Abdullah Öcalan ve birlikte kalmış olduğu diğer mahpusların temel hak ve hürriyetleri noktasında yaşanan ihlallerin, tecridin bir çözüme kavuşturulması noktasında bir umut gerçekleşmişti. Tabii önümüzde ikinci bir tur bulunmaktadır ve bu ikinci turun bahsettiğimiz temel hak ve hürriyetlerde yaşanan bu sorunların çözümü noktasında ya devam ya da yeni bir sürecin, yeni bir umudun doğması anlamında gelmektedir. İki seçenek hem Türkiye halkları önünde, özellikle de Kürtlerin önünde bulunmaktadır. Ya burada gerçekleşen faşizan yöntemlerin, bütün hak ve hürriyetlerin ihlal edildiği bir ortamdan yana sessiz durmak veya bunu onaylamak, bununla ilgili devam etmek veyahut bunun değişime çağrı olarak kabul edip buna cevap verip bunu cevaplandırmak ve bu umudu yeşertebilmektir. Bu noktada temel hak ve hürriyetler noktasında diğer kesimi harekete geçirebilir ve bu noktada bir hak mücadelesi verdirebilir. O yüzden 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda var olanın pratiğini ve deneyimini kendisi üzerinde biliyor. Bu noktada bir pratiği bulunmaktadır ve ondan yana mı oy kullanacak veyahut temel hak ve hürriyetler noktasında insan hakları savunuculuğunu daha da güçlü hale getirecek Kürt halkının
mücadelesini sürdürebileceği diğer kesim üzerinde mi yapacağına dair bir seçim yapacağı güne gitmekteyiz. Her kim gelirse gelsin, hangi iktidar kazanırsa, iktidara hangi aday kazanırsa kazansın, bu noktada hukukun hisselleştirilmediği bir alan yaratmak zorundadır. Bu umut hakkı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve hiç kimsenin ömür boyu hayatının son nefesine kadar cezaevinde kalacağına dair bir sürecin yaşatılmayacağı kabul edilmiştir. Ve bizler Türkiye'de yaşayan vatandaşlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bağlı bulunduğu sözleşmeye bizler de anayasal olarak bağlı olduğumuzdan dolayı bunun uygulanması gerekiyor. Seçimden önce de ve seçimden sonra da bunun mücadelesi verilmekle birlikte bunun yerine getirilmesi için de her türlü demokratik yoldan çözümü sağlanması için iktidar ve yönetim, diğer muhalefet partileri, yerelin milletvekilleri tarafından bu noktada çalışmaların ivedilikle yapılması gerekmektedir. Her şeye rağmen yine de sandıklara sahip çıkılmalı ve o umut dediğimiz seçimden sonra Kürtlerin temel hak ve hürriyetlerinin demokratik yollara çözülebilme umudunu sağlamak için herkesin sandığa da gitmesi gerekmektedir.